için şehitlik mertebesine eren kahramanlarımıza, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz hep birlikte güçlüyüz. İlk hutbenin okunarak büyük medeniyet devleti Osmanlı'nın köklerinin derinlere salındığı, devleti âliyeye büyükler yetişmiş, ilim, irfan ve gönül insanların ocağı'nın en çetin günlerini yaşandığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok özel bir yere koyduğu bu şehir, bütün yeniliklerin ve ilklerin bizim de gururla hizmetleri anlattığımız çok özel bir şehirdir. Bunu en iyi anlayan AK Parti hükümetlerimiz 17 yılda milyarlarca liralık yatırım ile bu desteği fazlasıyla ispatlamıştır. Şehrimizin yaşanabilir kentler arasında üst sıralarda olmasını sağlayan eğitimler arası ulaşım, demir yolları, sağlık, güvenlik, her şehir yapan Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Eskişehirler adına şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşehrilerim, değerli dava arkadaşlarım, 2019'da çok önemli 3 seçim için oldukça yoğun bir çalışma bizleri bekliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar gösterdiğimiz gayretin de üzerinde bir gayret göstermemiz, gündüzlere geceleri de katmamız, çok ama çok çalışmamız gerekiyor. 2019 ile önümüze koyduğumuz bu hedefleri gerçekleştirip Eskişehir'deki tüm belediyelerin anahtarını Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek için söz veriyoruz. İşte bu bilinç ve azimle 2019'un 2023 hedeflerimizin anahtarı olduğunun farkında olan teşkilatımızı, bizleri dikkatle izleyerek şehrin geleceği için birlik olan Eskişehirlileri tebrik ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Geri sayımına başladığımız 2019 seçimleri için İl kongremizin de ayrı bir heyecanla bu sürece güç katacağına, önderlik edeceğine inanıyorum. Bu zamana kadar görev yapmış Fikret Dönmez Başkanımıza, Osman Yüksel Başkanımıza, Murat Can Özer'e, Salih Koca Başkanımıza, Süleyman Reyhan Başkanımıza ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremiz, şehrimiz, partimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. İl başkanımıza yapmış olduğu bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Eskişehir milletvekilimiz, hocamız Profesör Doktor Emine Nur Günay hanımefendiyi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, il başkanım, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım ve siz ak yürekli dostlar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Eskişehir 6. olağan il kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
da 16 yıldır sevdalarını bizimle paylaşan, paylaşırken büyüyen, paylaşırken güçlenen ve paylaşırken yenilenen bir teşkilatın 2019 yılı için ulaşacağı başarılar için bir aradayız. Peki bugün neden bir aradayız? Öncelikle Türk siyasi tarihine imzasını atmış ve en büyük rolleri üstlenen Ak Yürekler 2019 yılı için atılan adımlarla da daha çok çalışacak ve birlik beraberlik içerisinde yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte bugün onun için buradayız. Tekrar tarih yazmak için buradayız. Türkiye için, bölge için tarih yazmak için buradayız. 2019 yılı yalnız Türkiye için değil, bölgemiz ve dünya geleceği için de çok önemli bir yıl. Türkiye asırlardır bu coğrafyada varlığı ve mazlumların hakları için mücadele veriyor ve anlaşılıyor ki daha yüzyıllarca bu mücadeleyi verecek. 29 Nisan 1916 yılında Kutlu-Lamare zaferi ve mucizesini yaşayan bir milletin torunları olarak yine aynı topraklarda ve bölgede yeni mucizeler için kahraman Mehmetçiklerimiz yine aynı yerde orada. Hepsini saygıyla anıyoruz, milletle anıyoruz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Fırat Kalkanı operasyonundan ders almayan hainler yeni planlar ve senaryolarla karşımıza çıktılar. Aynı 16 Mayıs 1916'da Sykes-Picot senaryolarının hazırlandığı ve sahneye konduğu gibi. Tam 102 yıl önce. Ancak bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Yine aynı coğrafya, yine aynı sömürgeciler. Bu bölgenin doğal kaynak ve insan enerjisini sömürmek arzusuyla burada olanlar, mazlumların haklarını yerle bir ediyor. Sivil halkın yaşadığı şehirleri, kasabaları yıkıyor, yakıyor, yağmalıyor. Kaç tane aylan bebek sahile vurdu bilen var mı? Kaç tane Ümran bebek enkaz altında kaldı bilen var mı? Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede Avrupa Birliği? Nerede Avrupa Konseyi? Nerede insan hakları savunucuları? Onlar sınırlarına duvar örerken bizler burada 3,5 milyon mülteciyi misafir ediyoruz. Din, dil, ırk, mezhep ayrımcılığı gözetmeksizin. Fırat Kalkanı'yla Elbab'a girdik. Ama Elbab şu anda askeri operasyon sonucu yaşanabilen en rahat yerlerden biri haline geldi. Yani Türkiye gerektiğinde sert güç olur, elini masaya vurur, demir yumruk olur, gerektiğinde de yumuşak güç olarak her zaman yardım elini uzatır. İşte bizler böyle bir milletin torunlarıyız. Şimdi tekrar tarih yazma zamanı ve hepimiz onun için buradayız. Hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve liderimiz Sayın Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2019'a giden yolda onunla birlikte yürümek için buradayız. Gönlümüz ve yolumuz ak, gönlümüz ve yolumuz açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eskişehir Milletvekilimiz Emine Nur Günay hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada divana bu Nabi Avcı hocamızın konuşması bitene kadar yaklaşık 10 dakika süreyle İl Başkan Adayı, Demokrasi Hakem, Disiplin Kurulu, Asil ve Yedek Üyelikleriyle ilgili, Genel Merkez Delegelikleriyle ilgili aday tekliflerini bekliyorum. 10 dakika süre veriyorum ve hocamı anons ediyorum. Hocamın ünvanlarını saymak çok zor. Ama kalıcı ünvanı
Hoca, ben de hocamız, Eskişehir milletvekilimiz Nabi Avcı Bey'i mikrofona davet ediyorum. Her zamanki gibi güler yüzlü. Evet. Sayın Divan, Sayın Milletvekilim, bütün şimdi karşılıklı birbirimizi gençler bana bir 3 dakika müsaade edin. Her ne kadar Harun Bey 10 dakika konuşacağımı söylediyse de siz söyle var mısın? Aşkla vurmaya, nefrete karşı durmaya, Yunusça dünya kurmaya. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Acı kardeş genç ihtiyar, birlikte çok yolumuz var bu yolun sonuna kadar. Söyle var mısın? Var. Söyle var mısın? Var. Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın? Var. Söyle var mısın? Var. Büyük hayalim, büyük sevdam var. Hedefim büyük, milletim büyük. Ben Türkiye'yim, büyük Türkiye. Ben Türkiye'yim, yeni Türkiye. Büyük hayalim, büyük sevdam var. Hedefim büyük, milletim büyük. Hak ve adalet, hatalardan emanet. Birlik kardeşlik, birlik bereket. Ben Türkiye'yim, büyük Türkiye. Ben Türkiye'yim, yeni Türkiye. Ey maşallah Eskişehir! Bu ne güzellik böyle! Her zaman olduğu gibi bugün yine muhteşem, bugün yine tarih yazıyorsun Eskişehir. Gazze, Somali, Bosna kalbinde, Kafkasya, Kerkük. Şöyle bütün bayrakları görebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları. Evet, şimdi bayrakları bir indirelim. Bayrakları indirelim. Şöyle elleri görebilir miyiz, şu hak elleri? Şu tertemiz elleri görelim bakalım. Bütün eller, şimdi tüm bayrakları dalgalandırmanızı rica ediyoruz. Yüksek bir sesle bana eşlik eder misiniz lütfen? Kul olmadık hiçbir kula. Meyletmedik sağa sola. Baş koymuşuz aynı yola. Kavgan kavgamızdır bizim. Göz
göğsümüzü gere gere yürüyoruz aynı yere. Fırsat verme zalimlere. Davan davamızdır bizim. Güneş gibi doğdukça sen, kalbimize değdikçe sen, Hakk'a boyun eğdikçe sen, sevdan sevdamızdır bizim. Kavgan kavgamızdır bizim. Davan davamızdır bizim. Ey maşallah Eskişehir, Allah sesinize zeval vermesin. Gücünüze gücümüze güç kalsın inşallah. Bütün bayrakları dalgalandırıyoruz lütfen. Dakikalar sonra Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle olacak. Karşılamaya hazır mıyız Eskişehir? Hazır mıyız? Ey maşallah Eskişehir. Teşekkürler Eskişehir. Söyle var mısın? Dertlere derman bulmaya, binlerce gönül almaya, milletin sesi olmaya. Evet, bütün bayrakları görelim lütfen. Bütün bayraklar. Söyle var mısın? Tırnaklar. Elinde bayrak olmayanlar ellerini kaldırsınlar lütfen. O ak, o pak, o tertemiz ellerini görmek istiyoruz. Söyle var mısın? Biz ak yürekleriz. Bizler bu partinin vicdanı, ak teşkilatlarız. Biz hazırız Genel Başkanım, Cumhurbaşkanımız. Eskişehir'de hazırız. Türkiye'de hazırız. Cumhuriyetimizin 100. yılına durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Ey maşallah Eskişehir. Teşekkürler Eskişehir. Türkiye'yiz biz. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Aşkla vurmaya, nefrete karşı durmaya, Yunusça dünya kurmaya. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Gel kulak ver bu Türkiye, tek umut yeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Bacı, kardeş, genç, ihtiyar, birlikte çok yolumuz var. Bu yolun sonuna kadar. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın? Söyle var mısın? Biriz, beraberiz. 81 milyon kardeşiz biz. Ayrı gayrı yok bizde. Çünkü biz AK Parti'yiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Teşekkürler Eskişehir. Yeni bir dünya içine lele, yeni bir dünya içine lele. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ses olmaya hazır mıyız? Nefes olmaya hazır mıyız? Birlikte yol yürümeye hazır mıyız?
için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Teşekkürler Eskişehir! Geniş bu halka, sana da bir yer var. Geniş bu halka. Göğsündeki imanına mazi bile hayran. İnanıyor sana bu millet, yürüyor arkandan. Ey hak yolunun yolcusu, hakkı savunan koca yürekli adam, sen sakın susma. Eskişehir sana böyle hayran. Bu millet sana böyle hayran. İnandık hakka, güvendik halka. İnandık hakka, güvendik halka. Sana da bir yer var, geniş bu. Evet, bütün eller ve bütün bayrakları görmek istiyoruz. Vakit daralıyor. Hazır mıyız Eskişehir? Bütün bayraklar lütfen. Bayraklarımızı ve ellerimizi indirmiyoruz. Sana da bir yer var, geniş bu halka. Sana da bir yer var. Vakit tamam. Hazır mıyız Eskişehir? Bütün bayrakları görelim lütfen. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız? Birlikte yol yürümeye hazır mıyız? Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? Bütün bayraklar ve elleri görelim lütfen. Vakit tamamı geliyor. Yüreğinde millet sevdasıyla gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider geliyor. Sevdası ardında siz aziz milletimizin hayır duası olan lider geliyor. Bütün bayrakları görelim lütfen. Başkanım. Eskişehir'in saygıdeğer güzel insanları,
saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Evet. Tığına yemin olsun ki, zeytine yemin olsun ki, emin beldeye yemin olsun ki, biz hayırlı bir yoldayız. Ve şu anda Afrin yolunda olanlara Allah'tan yardımlar diliyorum. Rabbimden nusretin yakın olmasını diliyorum. İnşallah gerekli olduğunda başta şahsım ve hep birlikte o yola gireriz. Ve şu anda Mehmet'imiz zaten o yolda. Ne dediler? Düğüne gidiyoruz. Değil mi? Ve bizim için o yollar adeta düğün yoludur. Ve şu anda da büyük bir mücadele sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirilmişti. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar Özgür Suriye ordusundan kardeşlerimizle yaklaşık 91 şehidimiz var. Allah'ın izniyle zafer her an daha yakın. Ne buyuruyor Rabbimiz? Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşiril müminin. İnşallah fetih yakındır. Müminlere müjdele. Ve biz de bu yolda şu anda inanarak yürüyoruz. İlerliyoruz. Ve bu müjdeye doğru koşuyoruz. Rabbim şehitlerin hürmetine inşallah bu zaferi bizlere lütfedecek. Ve tereddüt etmiyoruz. İmanımız var. İnanıyoruz. Ve bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmet'imiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacak. Ne diyor şair? Dua. Dua. He? İşte o duanın hürmetine. Bunu yakalayacağız. Kardeşlerim, her şeyden önce bu güzel anlamlı günde Eskişehir'imizin 6. olağan kongresinde sizlerle büyük bir coşku, büyük bir heyecanla bir aradayız. Ve bugün İnanıyorum ki bu kongreden çok daha güçlü çıkacağız. Fakat artık sizden beklentimiz farklı. Bir yıl sonra yerel seçimler olacak. Değil mi? Mart 2019. Ardından Kasım 2019. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi.
bu seçimlere hazır mıyız? Şimdi önce ana kademeye soruyorum. Hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlara sesleniyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, size sesleniyorum. Üniversitelerde, liselerde tüm gençlerle buluşmaya var mıyız? Durmak yok. Eyvallah. Gençler, yola çıkarken ne demiştik? Hatırlayın. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Az önce Afyon'daydık. Ve Afyon'dan yola çıkmıştık. Tıpkı Kocatepe'ye çıkar gibi çıkmıştık. Şimdi de aynı şekilde bu yola çıkıyoruz. Ve Eskişehir İnşallah Mart 2019'da bu değişimi gerçekleştirecek. Tüm ilçelerde nasıl gerçekleştirdiyse büyükşehirde de gerçekleştirecek. Buna hazır mıyız? Ve bu hizmetlerin çok daha fazlasıyla Allah'ın izniyle biraz sonra detaylarına varıncaya kadar inşallah salondaki konuşmamda anlatacağım. Sizler de ekrandan, dev ekrandan bunları izleme fırsatını bulacaksınız. Bakınız, ekonomide attığımız adımlar ortada. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. 3.500 dolardan 11.000 dolara çıkardık. Ve IMF'e 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi sıfırladık. Onlar bizden borç istiyor. Ve 5 milyar avro borç istediler. Arkadaşlar sordu, verelim mi? Verin dedim. Fakat baktılar ki bu Türkler kararlı, istemediler. Çünkü veren el alan elden üstündür. Merkez Bankası 27,5 milyar dolar rezerve sahipti. Hamdolsun şimdi 120 milyar dolar. Büyüyoruz. Düşünün, 25 havalimanı vardı. Şimdi 57 havalimanı var. Nereden nereye? Ve ilk yüksek hızlı treni biz yaptık biz. Cumhuriyet tarihinde bu bize nasip oldu. İlk olarak da nereye? Ya Eskişehir'e. Eskişehir herhalde bunun kadro kıymetini anlamıştır. Biliyor. Ve şimdi artık her tarafa dağılıyoruz. Konya'dan tut diğer yerlere varıncaya kadar. Daha iyi olacak. Niye? Modern Türkiye'ye ne layıksa bunu yapıyoruz. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Şimdi ben size bir müjde vereceğim. Nedir o? Rabia'mız. Rabia'mız. Bu çok önemli. Bazıları bu işareti anlamaz. Varsın anlamasın. Ama bizim Rabia'mızda ne var? Ona bakalım. Tek millet. Tek bayrak. Tek millet, tek devlet. Kardeşlerim, nüfusumuz ne oldu? 81 milyon. Öyle mi? 81 ne oldu?
Yetmez. En az üç. En az üç. İnşallah. Kardeşlerim. Arka arkaya atamalar geliyor. Ve bizim dönemimizde yapılan atamalar hiçbir dönemde yapılmadı. Gene gelecek inşallah. Bakın 75 kişilik sınıflarda okuduk. Ah kızım ah. 75 kişilik sınıflarda ve şimdi 30 kişilik sınıflar neredeyse yok gibi. Daha aşağısı var ve bütün bunlara bu dönemde biz öğretmenlerimizi atayarak yola devam ediyoruz. Ve şu anda Türkiye genelinde ortalama ne biliyor musunuz? 23. Sınıfların dollukta 23. Nereden nereye? Artık sıraların üzerinde kitaplarımız var mı? Ücretsiz olarak var mı? Ya biz kitap kırtasiye dükkanlarının önünde kuyruğa girerdik, kitabımızı bulamazdık. Ve teksir kağıtlarıyla biz ders okuduk ya. Nereden nereye geldik? Ama bu bir ihanet değildir. Görevimizi yaptık. Ve daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Ve sevgili kardeşlerim, bunun yanında tek bayrak. Şu bayrağı görüyorsun değil mi? Eşi benzeri evvel Allah yok. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte şehidimizin kanıyla bu topraklar ne oldu? Vatan oldu. Dört tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Ne diyorlar? Paralel devletmiş. Hale bak. Rezilliğe bak. Rezilliğe bak. Senin devletin herhalde Pensilvanya. Gelsene. Gelsene vatana. Niye gelemiyorsun? Pensilvanya'da. Orada besleme. Orada besleme. Arkalarında duranlar da belli. Ama ne demiştik? İnlerine gireceğiz. Girdik mi? Girdik. PKK'nın girdik mi? Girdik. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Gireceğiz. Niye? Bu milletin huzurunu kaçıramazlar. Bu milleti parçalamaya çalıştılar. Bu ümmeti parçalamaya çalıştılar. Muvaffak olamayacaklar. İyiyiz. Diriyiz. Daha iyi olacağız. Ve değerli kardeşlerim, 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Ve tek devlet. Buradan taviz vermeyeceğiz. Şimdi bütün bu Rabia ile birlikte hep beraber coşkuyla bir şey söyleyelim. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İşte milletine sevdalı, milletinin hizmetkarı lider, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ses olmaya hazır mıyız Eskişehir? Nefes olmaya hazır mıyız?
birlikte yol yürümeye hazır mıyız? Cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Yeniden tarihi yazmaya hazır mıyız? Teşekkürler Eskişehir. Tüzüğümüze nakşettik. Hiçbir alan boşluğu bırakmadık. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden her şey Türkiye'sin diyerek 70 sente muhtaç bir Türkiye'nin yönetimini aldık, değiştirdik, dönüştürdük, bugüne taşıdık. Aziz kardeşlerim, partimizin diğer bir özelliği, biz kimliği olan bir partiyiz. AK Parti kimliksiz bir parti değildir. Bir menfaat çerçevesinde bir araya toplanmış bir topluluktan ibaret değildir AK Parti. AK Parti'nin kimliği var. Ve bizim kimliğimiz muhafazakar ve demokrat bir kimliktir. Detayına girmeyeyim. Ve bizim bir diğer özelliğimiz AK Parti yerli ve milli bir partidir. Milleti millet haline getiren değerler vardır. Ortak tarihimiz, kültürel mirasımız, inanç değerlerimiz var. Biz bunları önemsiyoruz. Bunları önemseyen bir siyasi parti olarak muhafazakarız biz. Ama asla AK Parti'nin muhafazakarlığı statükoculuk anlamında değildir. Aynı zamanda biz çok dinamik ve reformcu bir partiyiz. Ve AK Parti demokrat bir partidir. Demokrasi en iyi yönetim biçimi. Demokrasinin İşte AK Parti'nin bir diğer özelliği, AK Parti omurgası olan bir partidir. AK Parti'nin omurgası nedir? Siz dersiniz, teşkilatlardır değerli kardeşlerim. Bu teşkilat AK Parti'nin omurgasıdır. Teşkilatlar olmasaydı, AK Parti bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe kat edemezdi. Ve bütün teşkilatlarımızla birlikte bir aile olarak Türkiye'nin yönetimini teslim aldık. Milletin takdiriyle bugüne taşıdık, getirdik. Değerli kardeşlerim, Türkiye'yi değiştirdik, dönüştürdük derken önümüzde çıkan engelleri, vesayetçi yapıları ve vesayetçi anlayışları da tasfiye ederek yürüyüşümüzü sürdürdük. Ta 3 Kasım 2002'den bu yana önümüzde millet iradesine aykırı, millet iradesini devre dışı bırakacak hangi tutum ve davranış varsa işte o tutum ve davranışlar karşısında muhafazakar ve demokrat bir duruşla dik durduk ve tasfiye ettik. Öyle yürüdük. Değerli kardeşlerim, 2 örnekle bunu anlatmak istiyorum. Türkiye'ye yaptığımız değişim ve dönüşümü. Bakın 15 Temmuz 2016'da ülkemiz çok alçak bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Bizim tarihimiz aslında darbeler tarihidir. Her 10 yılda bir darbeye maruz kalmışız. Kimi doğrudan, kimi postmodern, kimi açık, kimi örtülü. Darbelerin hemen tamamı amacına ulaşmış. 2 tanesi hariç. 2 darbe amacına ulaşamamış. O darbeleri sizinle birlikte aziz milletimiz önlemiştir. Bunlardan bir tanesi 2007 yılında
Cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı yapılan müdahaledir. En muhtıra denen darbe teşebbüsü. Ne yapmış AK Parti hükümeti ve AK Parti bu teşebbüse karşı? Daha öncekiler gibi şapkasını, ceketini alıp gitmemiş. Dik durmuş. Strateji belirlemiş. Genel başkan hemen ekibini toplamış. Olayı değerlendirmiş ve milletin hukukunu korumak için milletten yetki almış kadrolar darbeyi eliğin tersiyle itmiş ve konuyu millete taşımıştır. Siyasi tarihimizde çok partili demokratik hayatta ilk darbe önleme faaliyetidir bu. Düşünün, geçmişte olduğu gibi AK Parti kadroları genel başkanı şapkasını, pılısını, pırtısını toplayıp bir yerlere gitseydi, arkadaşlar kapılar arkasında gizlenseydi, tavır belirlemeseydi, cesaret sahibi olmasalardı, Türkiye tarihinde vaki darbelerden birinde yaşamakla karşı karşıya kalacaktı. Ve millete gittik. 22 Temmuz 2007'de milletin önüne gittik. Ne diyorsun aziz milletim? Ve bu aziz millet dedi ki, siz doğru yoldasınız. Asla darbecilere prim vermeyeceğiz. AK Parti'yi daha yüksek bir oranla, daha güçlü bir şekilde parlamentoya taşıdık. Ve geldik 15 Temmuz 2016'da. Tarihimizin en alçak, en gaddar darbe teşebbüslerinden bir tanesi. O gece bu aziz millet liderimizin çağrısına uymasaydı neler olacağını düşünün. Ama o lider bulduğu ilk fırsatta televizyon aracılığıyla kamuoyuna, aziz milletimize seslendi. Hep birlikte sokaklardayız dedi. Ve akşam başlayan darbeyi sabah olmadan aziz milletimiz darbeyi önlemişti. Bunu tarih altın harflerle yazacaktı. Bu ikinci darbe önleme olayıydı. Bunu da aziz milletimiz başarmıştı. Değerli kardeşlerim, çalışma ve üretim tarzımız itibariyle şunu ifade etmek isterim ki 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünden 40 gün sonra 24 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti silahlı kuvvetlerini yanı başımızda oluşmuş kaotik ortamı ortadan kaldırmak, güveni tesis etmek amacıyla Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi. Ve şimdi de bildiğiniz gibi Afrin operasyonu devam ediyor. Peki bunları Türkiye nasıl yaptı? Nasıl yapıyor? Düşünüyor musunuz bunu? Muhasebe ediyor musunuz? Lütfen iyi irdeleyin. Bu iki olay sıradan olay değildir. Burada Türkiye'nin gücü var. AK Parti hükümetlerinin bu ülkeye sağladığı kazanımlar var. Bizim bundan birkaç yıl önce insansız hava aracımızın ismi neydi? Heron. Nereden alıyorduk? İsrail'de. Neler yaşadık? Bakım zamanı gelince sorun. Yedek parça ihtiyacı olunca sorun. Kendi insansız hava aracımızı ürettik. Milli savunma alanında %70 dişe bağımlı bir ülkeyi savunma alanında sağladığımız donanımlarla milli gemimizi, milli tankımızı, milli helikopterimizi ve milli insansız hava aracımızı tesis edip silahlı kuvvetlerimize
kazandırmak suretiyle gücü potansiyeli artırdık ve bu girişimleri sağladığımız bu kazanımlarla hayata geçirdik. Bakın değerli kardeşlerim, geçenlerde ana muhalefet partisi genel başkanı tabii bunları bilmiyor. Bilse de öğrenme yeteneği bakımından farklı bir durum arz ediyor. MPT piyadenin elinde klasik silah olarak kullandığı silahın ismi MPT. Duydunuz mu? Ne MPT ne? Ha. Milli piyade tüfeğini ürettik. Hani yerli ve milliyiz dedim ya, her şey o ölçekte yürüyor. İşte böyle bir ülkeyi hep birlikte inşa ettik. Değerli kardeşlerim, AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlardı. Ve teşkilatlarımızın en büyük gücü ise AK Parti teşkilatlarının birlik ve bütünlüğüdür. Dolayısıyla kongrelerde pozisyon değişimi bir bayrak yarışıdır. Bu süreçler bittikten sonra gene hep birlikte AK Parti bayrağı elimizde, bayrağımız elimizde, durmak yok, yola devam, kararlı mısınız arkadaşlar? Durmak yok, yürüyüşe kararlı mısınız? Bak Türkiye'yi değiştirdik, dönüştürdük, önümüzde önemli seçimler var. Anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. Onun ikinci aşaması uyum kanunları ve üçüncü aşaması 2019 seçimleridir. Teşkilatlarımız 2019'da yapılacak yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçiminde yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı Bey'e yapmış olduğu konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kongremize katılan değerli misafirlerimiz var. Çok hızlı bir şekilde onları anons etmeye çalışacağım. Ticaret Odası Başkanımız Ömer Zeydan Bey. Hoş geldiniz efendim. Burada biraz karışık, çok özür diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kadir Bıyık Bey aramızdalar. Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan Bey. Ticaret Odası Başkanımız Metin Güler Bey. Esnaf Odaları Başkanı Ekrem Birsen Bey. Kütahya AK Parti İl Başkanımız Ali Çetinbaş Bey. Geçmiş dönem AK Parti Eskişehir milletvekillerimizden Ülker Can Hanımefendi. Fahri Keskin Bey. Muharrem Tozçeken. Salih Koca. Kütahya milletvekillerimizden İshak Gazel. Vural Kavuncu. Bakanlarımızdan Veysel Eroğlu hocamız. Kültür Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş Bey. Grup Başkan Vekilimiz İknur İnceöz. Aksaray Milletvekilimiz. Özür diliyorum, biraz listeler karışık, kusura bakmayın. Yasemin Hanım'ın soyadını hatırlayamadım, özür diliyorum. Kadın Kolları MKYK üyemiz, özür dilerim, ana kademe MKYK üyemiz Yasemin Atıseven Hanımefendi, hoş geldiniz. Genel Başkan Yardımcımız Özgür Çalık Hanımefendi, Malatya Milletvekilimiz, hoş geldiniz.
Ankara Milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin Bey, hoş geldiniz. Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Mustafa Taş Bey, hoş geldiniz. Önceki dönem il başkanlarımız aramızda, ilçe başkanlarımız aramızda, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız aramızda, belediye başkanlarımız aramızda, hepsine hoş geldiniz diyorum. Mikrofonu Metin Bey kardeşimize veriyorum. Evet, tekrar hayırlı olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şöyle bütün bayrakları görebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları bir dalgalandıralım rica ediyoruz sizlerden. Evet, bütün bayrakları dalgalandırmanızı rica ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şöyle gür bir sesle bana eşlik eder misiniz lütfen? Kul olmadık hiçbir kula. Meyletmedik sağa sola. Baş koymuşuz aynı yola. Kavgan kavgamızdır bizim. Göğsümüzü gere gere. Yürüyoruz aynı yere. Fırsat verme zalimlere. Davan davamızdır bizim. Güneş gibi doğdukça sen, kalbimize değdikçe sen, Hakk'a boyun eğdikçe sen, sevdan sevdamızdır bizim, kavgan kavgamızdır bizim, davan davamızdır bizim. Ey maşallah, teşekkürler Eskişehir. Az evvel her zaman olduğu gibi tarih yazan Eskişehirlilerle beraber salon dışında beraberdik. Yine her zaman olduğu gibi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan, yalnız bırakmayan siz saygıdeğer Eskişehirli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bütün bayrakları görmek istiyoruz lütfen. Bayraklarımızı indirmiyoruz ve yine önceki dönem Eskişehir milletvekilimiz Sayın Nedim Öztürk aramızdaymış, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Vakit tamam, hazır mıyız Eskişehir? O geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu geliyor. Birlik ve beraberliğimizin teminatı, Türkiye sevdalısı lider, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte millet, işte milletine sevdalı lider. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet.
Dünya dediğinde ki iki kapılı bir han. Bir kapıdan girer, öbür kapıdan gidersin. Öyle mi? Sevgili Eskişehirliler, AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Altıncı olağan ilk kongremiz sebebiyle bir kez daha Yunus Emre'nin şehri Eskişehir'de olmanın bahtiyarlığını, memnuniyetini yaşıyorum. Buradan, bu muhteşem salondan, buradan, bu muhteşem salondan tüm Eskişehir'e, Eskişehir'in ilçelerindeki, mahallelerindeki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında Eskişehir'in değerleri olan Şeyh Edebali'yi, Hoca Nasreddin'i, Seyit Gazi'yi, Aziz Mahmut Hüdayi, Hasan Polatkan'ı, Gün Sazak'ı rahmetle yad ediyorum. Demokrasinin şehri Eskişehir'de bundan 70 sene önce 1948 senesinde ilk mitingini çiftelerde yaparak demokrasi mücadelesini başlatan, ömrünü milletine, hizmete adayan Adnan Menderes'i de tazimle, şükranla yad ediyorum. Bu millet maşallah, maşallah, bu ne coşku böyle? Bu millet Menderes'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak. Elbette bu millet darbe günü sevinç naralarıyla sokaklarda nümayiş yapanları da unutmayacak. İnşallah bu millet siyasetçilerini, ülkeye hizmet aşkıyla yanan idarecilerini bir daha darbe heveslilerine kurban vermeyecek. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerekirse canı pahasına, 251 evladı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak. Ben bir kez daha vatanımız, sağ olasınız. Hamdolsun şu anda salonun dışında bunun iki misli Eskişehirli'nin olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önce onları selamladık. Oradan icazet aldık, buraya girdik. Şimdi sizlerle beraberiz. Ben bir kez daha vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasimiz için bedel ödeyen tüm Eskişehirli kahramanlara şahsım, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı özellikle ifade ediyorum. Terörle mücadelede kaybettiklerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum. Gelin ruhlarına birer Fatiha gönderelim. Bugün
bizi bir kez daha sevgiyle, heyecanla, Eskişehir'e yakışır bir muhabbetle bağrına basan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Maşallah bugün Eskişehir kabına sığmıyor. Destan yazıyor. Eyvallah. Eyvallah. Dünya beşten büyüktür. Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler de bilecek. Dünya beşten büyüktür. Eskişehir 2019 için adeta ben hazırım diye haykırıyor. Şimdi soruyorum. Mart 2019'a hazır mıyız? Kasım 2019'a hazır mıyız? Elhamdülillah. Bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları lütfettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Böyle asil, böyle vefakar, böyle kalender bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Eyvallah. Aşık Yunus ne güzel söylemiş. Aşık Yunus ne güzel söylemiş. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Kuruyduk, yaş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Birbirimize eş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Balım sultan ilinden, şeker damlar dilinden, dost bağının yolundan geçtik elhamdülillah. Dirildik, dirildik, pınar olduk. İrkildik, ırmak olduk. Artık denize dolduk. Taştık elhamdülillah. Bizler de dilinden şeker damlayan, siz gönül dostlarımızla, Eskişehirli kardeşlerimizle beraber olduğumuz için elhamdülillah diyoruz. Kongremizin, teşkilatımız için, Eskişehir için, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Hamdolsun. 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 Bu güzel birlikteliğimizin her geçen gün gelişen, kalkılan, adeta hızlı trende ve ulaşımda Türkiye'nin kavşak noktası olan Eskişehir için yeni bir dönemin kapılarını aralamasını ümit ediyorum. Eskişehir'in teşkilatımızın tüm mensuplarını kurulduğu günden bugüne kadar partimizin çatısı altında emek vermiş tüm kardeşlerimi gayretlerinden ve fedakarlıklarından ötürü kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.
kardeşlerim bu kutlu çatı altında mücadele etmiş. Ancak bugün aramızda bulunmayan, vefat etmiş tüm kardeşlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugün Eskişehir'le beraber Büyükşehir İl Kongrelerimizi de başlatmış oluyoruz. Şimdiye kadar 54. İl Kongremizi, 54 İl Kongremizi başarıyla tam bir dayanışma ve muhabbet iklimi içinde icra ettik. Kongrelerimiz vasıtasıyla hem kadrolarımızı yeniledik, yeniliyoruz, hem de kardeşliğimizi tahkim ettik, ediyoruz. İnşallah kısa sürede kalan kongrelerimizi tamamlayacak, ardından da büyük kongremizin hazırlıklarına başlayacağız. Her gittiğim yerde, işte buradaki gibi muhteşem bir heyecanla, göz kamaştıran bir dayanışmaya şahit oluyorum. Hamdolsun. AK Parti kadroları her zamankinden daha güçlü. Daha organize bir şekilde 2019'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Sandık müşahitlerimizden ilçe yönetim kurullarına, il teşkilatımızdan belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize kadar her bir dava arkadaşım artık şu gerçeği çok iyi biliyor. 2019 seçimleri ülkemizin en kritik, tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacak. Zeytin dallarını görüyorum. Sağ olun. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvet, cesaret, özgüvenle 2023'e, daha sonra 2053 ve 2071'e yürüyecektir. Türkiye'nin 2019 kavşağını da başarıyla dönmekten başka bir şansı yoktur. İşte bunun kadroları burada. Hazır mıyız? Siz hazır olduktan sonra Allah'ın izniyle bizim aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu seçimlerde sadece ülkemizin 15 yıllık başarılarının değil, demokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımların da evvelallah adeta oylaması yapılacaktır. Bu çok önemli. Üzerimizde taşıdığımız bu yükün ve sorumluluğun bilinciyle hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor. Şu andan itibaren 2019'a kadar kapı kapı dolaşacak eserlerimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi Eskişehirli kardeşlerimize anlatacağız. Bu süreçte durma, duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok. Şunu diyebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanı, artık bunu bilmeyen mi var? Öyle demeyin. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Siz herkes bilir zannedersiniz ama maalesef bu yapılanların hepsi unutuluyor. Hatta hani o yüksek hızlı trenimiz var ya, ya bunun bile AK Parti iktidarı veya AK Parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenlerin olduğunu da size söyleyebilirim. Öyle. Var çok. Ha. Bak. Tabii marifet iltifata tabidir. Değil mi? İltifatsız.
Kardeşlerim, ya siz oynayacak başka kimse bulamadınız mı? İşimize bakalım. Bizim yapacak çok işimiz var, çok. Bak, 25 havalimanı 57 havalimanı oldu. 25'ten 57'ye. Bu kadar havalimanı biz yaptık. Hala yapıyoruz, yapacağız. Niye? İstiyoruz ki hemen evinden çıksın, 15 dakikada, yarım saatte havaalanına, havalimanına varsın, oradan da uçağına binsin, gideceği yere gitsin. Yahu Türkiye'yi bu hale biz getirdik ya. Biz getirdik. Düşünün. Bütün bunlar yapılırken niye yaptık bunları? Modern Türkiye için bu gerekliydi de onun için yaptık. İş olsun diye değil. Modern Türkiye'yi inşa edeceksek, hani bunlar Atatürkçüyüz diyorlar ya, eğer Atatürkçüysen muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için ne yaptınız? Söyleyin bakalım. Bunların dikili bir taşı var mı acaba? Yok. Ama bizim evelallah eserlerimiz çok. İşte muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak mı? Bak, buradan dünyaya sesleniyorum. Sadece onlara değil. Dünyada şu anda bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz. Biz. Hamdolsun. Şu anda önümüzdeki yıl değil, bu yılın sonuna kadar. Gençler, bu yılın sonuna kadar. Yılda. Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız inşallah açılıyor. Ve 2023'te bu sayı 200 milyona çıkacak. Ve bir numara. Buralara durup dururken gelmedik ya. Yan gelip yatarak gelmedik ya. Çalıştık, çalıştık, azmettik, koşturduk. Bakınız. Bakınız, İstanbul. Boğaz. Boğaz'ı düşünün. Boğaz'da bizden önce sağ olsunlar, var olsunlar. Birinci, ki şimdi ona 15 Temmuz biliyorsunuz köprüsü diyoruz. O vardı. İkinci Fatih Sultan'dı. Biz de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Üçüncü köprü. Ama biz yetinmedik. Bize bir ilham kaynağı gerekiyordu. Neydi o? Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de dedik ki, madem ki dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de Marmara'yla trenleri denizin altından yürütelim dedik. Ve hanım kardeşlerim, sevgili gençler, Marmara'yla milyonlar geçti, milyonlar, hamdolsun. Ve yetmedi. Dedik ki biz denizin altından bir şey daha yapmamız lazım. Bu defa da Avrasya tünelini yaptık. Oradan da denizin altından otomobiller geçiyor. Bunu da yaptık. Şimdi bu nedir bu? Bu bir yarıştır. Nereyle? Dünya ile yarıştır. Niye kıskanıyorlar? İşte bundan. Ve şu anda bilir misiniz, Türk Hava Yolları dünyada ilk yedinin içerisinde. Hele hele en fazla destinasyona, noktaya, uçma noktasında Türk Hava Yolları bir numara. Böyle bir konuma geldi.
Ama biz geldiğimiz zaman Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı bile hak getire. Çok çok azdı. Parmak sayılarını zor geçerdi. Ama şimdi Türk Hava Yolları'ndan başka o zaman hava yolu yoktu. Şimdi 7 tane hava şirketi var. Buralara öyle kolay gelinmedi. İşte bu rekabetlerle oldu bunlar. Ve değerli kardeşlerim, şimdi istediğimiz yere istediğimiz gibi uçabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Hepsinden öte sağa sola gitmeye gerek yok ya. Şu Eskişehir'de şu yüksek hızlı trenin olması bile gerek gençlerimiz gerekse halkımız açısından çok çok önemli. Kardeşlerim, AK kadro omuzlarında tarihi bir mesuliyet taşıyor. Siz neredeyseniz ben de oradayım. Şimdi buradan Eskişehir İl Teşkilatımıza soruyorum. Ana kademe. Bir göreyim sizi bakayım şöyle. Bir kalkın ayağa. Ana kademeyi bir görelim. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bu sesten bir şey olmaz. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ha böyle ya. Hanımlar, bir de sizi görelim bakalım. Ana kademe otursun. Hanımlar ayağa kalksın bakalım şöyle. Hanımları bir görelim. Maşallah. 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Maşallah. Maşallah. Unutmayın. Kale içeriden fethedilir. Kaleleri siz fethedeceksiniz. Siz. Ben size inanıyorum. Ve bu işi başaracaksınız. Gençler, şimdi bir de gençleri görelim. 2019 için kapı kapı dolaşmaya, üniversitedeki arkadaşlarınızla kucaklaşmaya, liselerde aynı şekilde var mıyız? Maşallah, barekallah, elhamdülillah. İnşallah gençliğimizin kurtuluşuna, gençliğimizin geleceğin inşasına ve ihyasına vesile olmasına ben sizlerle beraber inanıyorum. İnanıyorum. Ve bunu birlikte başaracağız. Ve Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Değerli kardeşlerim, biz AK Parti olarak her ne kadar 17 yıllık bir hareket olsak da binlerce yıllık şanlı bir tarihin, zengin bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bizler asırlar boyu 3 kıta, 7 iklimde hüküm sürmüş dünyaya nizam vermiş bir ecdadın torunlarıyız, biliyorsunuz değil mi? Biz kökü mazide olan, gözü atide bir geleneğin bugünkü mümessilleriyiz, biliyorsunuz değil mi? Bu hareketin kökleri nerede biliyor musunuz? Gençler, bakın bu cümlelerime dikkat edin. Bu hareketin kökleri Hıra Dağı'ndadır. Oradadır. Malazgirt'tedir, Söğüt'tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir. Bu davanın temelinde, bu davanın temelinde Şeyh Edebali'nin basireti, bu davanın temelinde Şeyh Edebali'nin basireti, Seyit Onbaşı'nın cesareti, Hasan Polatkan'ın hizmet aşkı vardır. Bizim atamız
kefen niyetine giydiği beyaz elbisesiyle Malazgirt Meydanı'nda askerlerim, bütün Müslümanların bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehit olur cennete girerim diye seslenen Sultan Alparslan'dır, bunu böyle bilelim. Bizim ceddimiz son nefesini vermeden önce evladına, oğlum, sana her hayrın kaynağı olan Allah korkusuyla hareket etmeni vasiyet ederim. Unutma, halk, burası çok önemli. Halk bize Allah'ın emanetidir. Herkesin hak ve hukukuna riayet et tavsiyesinde bulunan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'dir. Biz daha 21 yaşında genç bir padişah iken ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni diyerek fete yürüyen Sultan Fatihlerin torunlarıyız. Biz devlet-i âlinin en sıkıntılı zamanlarında bile bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir diye haykıran Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunlarıyız. Biz ya istiklal ya ölüm parolasıyla Anadolu'yu yedi düvele mezar eden yiğitlerin, milli mücadele kahramanlarının varisleriyiz. Ve elbette biz la galibe illallah, Allah'tan başka zafer sahibi yoktur diyen bir tevekkülün temsilcileriyiz. Ve değerli kardeşlerim, sevgili gençler, değerli kardeşlerim, ve biz, millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır diyen Gazi Mustafa Kemal'in zihin yapısında olan bir zihniyeti temsil ediyoruz. Kardeşlerim, davamızın bu kadim geçmişini bilmeyenler bizi hiçbir zaman tam olarak anlamadılar, anlayamadılar. Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar her seferinde hayal kırıklığı yaşadılar. AK Parti geçmişin kötü örneklerinin kalıplarıyla, hastalıklarıyla, zaaflarıyla tanımlamaya çalışanlar daima yanıldılar, hüsrana uğradılar. Yine uğrayacaklar. Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, işte bu salondan yükselen muhabbetimizi bir türlü anlayamadılar. Biz birbirimizi niye seviyoruz? Cumhurbaşkanı, başbakan, para sahibi, bunlar dolayı mı? Sadece Allah için seviyoruz. Sadece. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu yola öyle çıktık. Koltuk kavgasıyla ömürlerini geçirenler, bizim ülkeye ve millete hizmet aşkımızın sırrına bir türlü varamadılar. Değerli kardeşlerim, her zaman ifade ettiğim gibi biz siyaseti ikbal kapısı olarak değil,
hizmet vesilesi, daha önemlisi istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görüyoruz. Kardeşlerim, bu hareket hiçbir zaman koltuk hırsına, makam ve mevki sevdasına prim veren bir hareket olmadı. Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine, görevde bulunduğu her sene bir seçim hezimeti sığdırmasına rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. Bizim nazarımızda tüm makamlar geçicidir, fanidir. Milletimizin bize birer emanetidir. Biz makama, insana, insanlığa, vatandaşlarımıza hizmet götürme aracı olmanın ötesinde hiçbir anlam yüklemedik, yüklemeyiz. Makam hırsı olanlar, makamlara hizmet aracı olarak değil de rant kapısı olarak bakanlar, bu kutlu çatının altında asla barınamadılar. Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Hak ve halk katında hesap vermeden önce nefsimizi hesaba çekiyor, tespit edebildiğimiz kadarıyla eksiklerimizi, yanlışlarımızı telafi ediyoruz. Evet, o güzel sözde sevgililer sevgilisi ne buyuruyor? Hayrun nas men yenfeun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Buradan hareket edeceğiz. Gençleşerek, yenilenerek, Yunus Emre'nin ifadesiyle her dem taze doğarak yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun. İlk kongremizden yansıyan manzaralar, işte bugün burada olduğu gibi bu teşkilatlarımızdaki her bir kardeşimin bu şuurla hareket ettiğini gösteriyor. Maşallah. Maşallah. Davamıza gönül vermiş tüm yol arkadaşlarımın, partimizin değerlerini iliklerine kadar benimsediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bunu şurada büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. AK Parti geleneğin partisi olduğu kadar geleceğin de partisidir. Unutmayalım. AK Parti ülkemizin hem en genç hem de en köklü hareketidir. Nasıl ki bir ağaç kökleriyle yaşarsa, işte biz de bizi biz yapan, diğerlerinden ayıran bu ilklerimizle, bu ilkelerimizle geleceğe ilerliyoruz. Gece gündüz demeden her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu aziz vatana hizmet etmenin aşkıyla yürüyoruz. İnşallah gelecekte de Yunus Emre'nin şu tavsiyesini kendimize rehber kılarak çalışmayı sürdüreceğiz. Gençler, burayı aman hem ezberleyelim hem de sindirelim. Nedir o? Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Evet. Kırmadan, dökmeden, varsa incinmiş kalpleri tamir ederek, hiçbir ayrımcılığa prim vermeden 81 milyonun her bir ferdini
bağrımıza basmayı sürdüreceğiz. Kardeşlerim, maşallah. Gençler bir başka bugün. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin. Kardeşlerim, 11 ay önce Eskişehir'e geldiğimizde kardeşlerim, son 15 yılda Eskişehir'e yaptığımız toplam yatırım ne biliyor musunuz? 18 katrilyon. Eskişehir'e yaptığımız toplam yatırım 18 katrilyon. Ve bunların içerisinde 2734 yeni derslik, toplam 3859 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurtları kazandırdık. 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum inşa ettik Eskişehir'e. Çünkü Eskişehir'e yakışan oydu. Olması gereken oydu. Onun için bunu yaptık. Sağlıkta şehrimize 5'i hastane olmak üzere 21 sağlık tesisi kazandırdık. 1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi'nin ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yapımı süratle devam ediyor. İnşallah şehir hastanemiz bu yıl sonunda hizmete giriyor. Eskişehir'de son 15 yılda 10 bine yakın konut projesi uyguladık. Ve 15 yılda Eskişehir'in ulaştırma altyapısı için kardeşlerim 6 katrilyon harcama yaptık. Eskişehir'de 2002 yılına kadar bölünmüş yol ne kadardı biliyor musunuz? 90 kilometre. Biz buna 221 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Toplamda değerli kardeşlerim 340 trilyon lira maliyeti olan 5 adet yol projemizin yapımı da sürüyor. 2009 yılında hizmete verdiğimiz Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına 2013 yılında Konya'yı, 2014 yılında da İstanbul'u dahil ettik. Bugüne kadar Ankara-Eskişehir-İstanbul arasında yaklaşık, buraya dikkat, 23 milyon yolcu seyahat etti. Ve artık Eskişehir 15 yılda hızlı trenlerin kesişme noktası oldu. Eskişehir'in bu özelliği yapımı devam eden projelerle daha da güçlenecek. Eskişehir ülkemizin her köşesine hızlı tren hatlarıyla bağlanacak. Sadece bunlarla yetinmiyoruz. Aynı zamanda mevcut demir yollarımızı da modernize ediyoruz. Eskişehir Ulaşım Merkezi olmanın yanında aynı zamanda bir tarım şehri. Eskişehir'in bereketli topraklarını suyla boluşturmak için 9 baraj, 7 gölet ve 26 sulama tesisi inşa ettik. Böylece Eskişehir'de 105 bin dekarın üzerinde yeni tarım arazisini sulamaya açtık. İnşası süren Gökpınar Barajı ile Eskişehir'in 61 bin dekar arazisi suyla buluşacak. Eskişehirli çiftçilerimize 258 milyonu hayvancılık olmak üzere
toplam 1,5 milyar lira tarımsal destek verdik. Evet, Yunus Emre'nin, Şehid Ebali'nin, Seyit Gazi'nin, Aziz Mahmut Hüdayi'nin şehri Eskişehir'i kültür ve turizm noktasında bambaşka bir noktaya taşıdık. Eskişehir sadece ülkemizin dört bir köşesinden değil, Türk dünyasından, biliyorsunuz Eskişehir Türk dünyasına başkentlik de yaptı. Orta Doğu'dan, Balkanlardan binlerce ziyaretçiyi her yıl misafir ediyor. Turizm giderek eğitim, hizmetler ve sanayi ile beraber şehrimizin ana gelir kaynaklarından biri oluyor. İnşallah yeni projelerimize bunu daha da geliştireceğiz. Biraz sonra temelini atacağımız hemşehriniz Sayın Erol Tabanca'nın ortağıyla Eskişehir'e kazandırdığı Odun Pazarı Modern Sanat Müzesi de işte bu doğrultuda atılmış yeni bir adımdır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, ülkemiz gerek içeride, gerekse sınırları dışında tarihinin en çetin mücadelelerinden birini veriyor. FETÖ, DAEŞ, PKK, YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele sadece bugünümüz için değil, istikbalimiz için hayati bir önemdedir. Ülkemizin geleceğini esir almaya yönelik kirli tezgahları parçalamaktan başka şansımız yok. Hiç merak etmeyin. Bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik eğiliriz. Şimdi tüm vatandaşlarımın şu hakikati görmelerini istiyorum. Gençler, bunu iyi bilin. Ya olacağız ya öleceğiz. Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız. İşte Afrin. Bu sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 1595. 31 Mehmet'imiz, 60 Özgür Suriye ordusu, toplam 91 şehidimiz var. İnşallah gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi haydi gidiyoruz diyeceğiz ve gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu tarihi süreçte Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben şu anda milletimde bunu görüyorum. Ne diyor? Mehmet'imiz ne diyor? Düğüne gidiyoruz diyor. Düğüne gidiyoruz diyor. Değerli kardeşlerim, birileri Afrin'e gitmeyi lüks görebilir. Afrin'e inmeyin diyebilir. Bakınız, birileri hala oralarda barış rüzgarları estireceğini zannedebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki, bize saldıranlara karşı kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız.
O bana saldıracak. O bize saldıracak. Kilis'te. Öyle mi? Hatay'da. 100'e yakın kardeşimiz şehit olacak. Biz ne diyeceğiz? Öbür yanağımı da uzatacağım. Gel bu ne yanağı da vur. Yok böyle şey. Yok böyle şey. Biz Osmanlı'nın tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Biliyorsunuz Cerablus'ta yaptık. Raide yaptık. Elbap'ta yaptık. Şimdi de burada yapacağız. Ve 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi topraklarına, kendi vatanlarına, evlerine inşallah döndüreceğiz. Bunu yapacağız. Fırat Kalkanı harekatında ne yaptıysak Afrin harekatında da bunu yapacağız. Kardeşlerim, ülkemizin kavgaya, kaosa, kargaşaya değil, dayanışmaya, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenmeye ihtiyacı var. Allah ne buyuruyor? Dünyanın mersuz. Aynen o tuğlalar birbirine nasıl giriyorsa o şekilde. Türkiye'nin tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında bütünleşmeye ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz dönem farklılıkları keskinleştirme değil, ortak noktaları yüceltme dönemidir. Zaman ihtilaf değil, ittifak dönemidir. Gün ülkemizin geleceğini günlük siyasi mülahazaların önüne koyma günüdür. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden ülkemizi hedefleriyle, idealleriyle buluşturmamızı bekliyor. Kalbini bize yöneltmiş, yönünü bize dönmüş, umudunu bize bağlamış milyonlarca kardeşimiz Türkiye'nin başarısı için gece gündüz dua ediyor. Unutmayın, Türkiye kendi hedefleri yanında küresel adalet mücadelesinin de sancaktarıdır. Türkiye mazlum ve mağdurların sığınağı, zalimlerin ise korkulu rüyasıdır. Bunun için Türk milleti her zamankinden daha güçlü, daha sağlam, daha bir ve beraber olmak zorundadır. Kırımlı kardeşlerimizin, Türkistanlı mazlumların, Kafkasyalı, Saraybosnalı, Afrikalı dostlarımızın umudu bu ülkedir, bu millettir. Şayet biz sendelersek Kudüs düşer, Filistin, Arakan, Somali düşer. Siyaseti çıkar mücadelesi olarak görenlerin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine asla izin vermeyeceğiz. Kardeşlerim, etnik kimlik üzerinden, mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Onun için bir olacağız. İri olacağız. Sesiniz çıkmıyor. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. İnşallah kardeşliğimizi perçinleyerek bize ve ülkemize kurulan tuzakları tek tek sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Ben burada her bir dava arkadaşıma güveniyorum. Özellikle
genç kardeşlerimden önümüzdeki süreçte kirli senaryolara karşı uyanık olmalarını bekliyorum. Ve sevgili kardeşlerim, son dörtlüğümüze geldim. Bunu tabii beraber söyleyeceğiz. Şöyle bir kalkalım bakalım. Çok ayakta. Oturduğunuz yerde yoruldunuz biliyorum. Hazır mısınız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Eskişehir'i hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Kongremiz hayırlara vesile olsun. İnşallah yeni bir doğuş, yeni bir dirilişe vesile olsun. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Evet, saygıdeğer divan davet ediyoruz. Buyurun. Saygıdeğer divana çok teşekkür ediyoruz. İşte teşkilat, işte lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, buyurun lütfen. Başörtülü hanımefendileri aşağıya alacağız. Sol tarafta bulunan. Evet. Koruma arkadaşlar. Beyaz başörtülü arkadaşları sahneye getirelim lütfen. Evet. Üst taraftan doğru. Evet. Beyaz başörtülü ablalar, bir atkı gönderir misiniz? Bir atkı verin üstünüzden. Bir atkı verin. Evet, beyaz başörtülü sahnenin solunda bulunan ablalar, hızlı bir şekilde gelin lütfen. Evet, takip edin.
Evet, beyazmış örtülü hanımefendilerin sağlı sollu dizilmelerini rica ediyorum lütfen. Evet. Evet, fotoğraf alınacak. Evet, hep beraber karşı tarafa bakıyoruz lütfen. Buyurun. Evet, başkanımızı, cumhurbaşkanımızın yanına alıyoruz. Buyurun lütfen. Evet, alalım lütfen arkadaşlar, izin verelim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Evet, siz de gelin böyle hanımefendiler. Sizler buyurun, siz de buraya gelin. Her şey beraber, buyurun. Buyurun lütfen. Evet, hep beraber. Ablacığım buyurun. Evet, ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, lütfen sahneyi boşaltmanızı rica ediyoruz. Evet, geldiğiniz taraftan sahneyi boşaltmanızı rica ediyoruz lütfen. Beyaz başörtlü ablalarım, sağ olun. Evet, sağ taraftaki beyaz başörtülü hanımefendileri de alalım aşağıya doğru. Evet, koruma arkadaşlar, hızlı bir şekilde yönlendirelim. Çok hızlı bir şekilde beyaz başörtülü hanımefendileri sahnenin sağ tarafında bulunan. Arkadaşlar biraz daha hızlandıralım, yardımcı olalım oraya. Arkadaşlar geçişini rahatlatalım hanımefendilerin. Koruma arkadaşlarım. Arkadaşlar, hanımefendilerin geçişini rahatlatalım lütfen. Evet, daha fazla hızlı bir şekilde gelmenizi rica ediyoruz.
Hızır Bey, orayı biraz açabilir miyiz? Orayı biraz açalım abi. Açın. Evet, hanımefendileri hızlı bir şekilde alalım aşağıya doğru lütfen. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey size hatırlatıyor. Tüm delegelerin salonda kalmasını rica ediyoruz. Kongreye devam edecek. Delegelerin salonda kalmasını rica ediyoruz lütfen. Delegeler ayrılmasın hiçbir yere. Evet, sahnedeki hanımefendilerin fotoğraf düzenine geçmelerini rica ediyoruz. Lütfen ön tarafa doğru baskı yapmasınlar. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kongremize katılımları için teşekkür ediyoruz. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.